insanın bir tabakayı mahlukatının lisanı haliyle söylediği o kelimeyi ben o lisan ile söylüyorum gibi o külli lisan hal benim cüz'ü lisan-ı kalemin aynı olur. Yani cami bir kelam için insan ekber, kainat dediğimiz şey bizim cami bir kelamımız olması için bu külli lisan hal insanı kulağına üflerse bütün manalarla o bizden çıkan kelamı söylemiş oluyoruz. Kainattaki o külli lisanı anladığımız nispette. Yani kainatın lisanı bu hal olabilir mi? Evet abi. Kainat, o da bir hal. O da bir kainatın hal. Lisanı. Evet abi. Yani nasıl İngilizceyi, Arapçayı, Kürtçeyi öğrenmek değil mi? O zaman evet, o milletin lisan. Hissiyatını, fikriyatını, kültürünü intikal etme sebebindir. Yani o aleme girme sebeptir. Bu hal da herhalde hal dili bir dildir. Mevcudatın manasına mı giriyor? Evet, onların ne demek istediğini evet. Anlıyoruz. Bizdeki karşılıkları uyanıyor. Yani o büyük insan küçük insanda karşılığını, yani küçük insan büyük insanda karşılığını bulmuş oluyor. Hı. Yoksa yani bir kör, sağır, dilsiz gibi o zaman yani o kulaktaki, zardaki kasıt bile mecazi ve teşbih falan değil. Değil abi. Çünkü madde sirayet etmesi lazım. Gülün yaprağı sirayet etmesi gibi. Mesela gül yaprağı düşün ama buraya koku sirayet etmiş. Koku sirayet etmiş. Neresin? Her yerinde. Evet. Demek ki eşyanın nüfuz etmiş hal, o bizdeki karşılığı da uyanırsa, bu hal dilinden anlarsan, hal olanlar bizdeki dildir, o haldir. Hal dili o. Evet. Şey, o dil, o konuşuyor. Bende de uyanırsa hal, o dili anlarım. Adam İngilizce konuşuyor, anlamıyor. Yani manasız mı konuşuyor?